Değerli izleyenler, bugün stüdyolarımızda Kozaklı AK Parti Belediye Başkan Adayı Rıza Aydın var. Rıza Bey, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizler de iyiyiz, koşturmaca sizler kadar bizler de yoğunuz. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Son 5 gün, 6 gün kaldı. Vallahi seçim çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim yoğun çoğunlukta ev ziyaretlerimiz oluyor. Ramazan nedeniyle gündüz sakin. Esnaf arkadaşlarımızla görüşmelerimiz oluyor. Ama akşam iftardan sonra teravih arasına kadar bir yoğunluk var. Teravihden sonra da gece geç saatlere kadar evde ziyaret ediyoruz. Ailelerle görüşüyoruz, aile büyükleriyle görüşüyoruz, gençlerle görüşüyoruz. Çok yoğun bir çalışmamız devam ediyor. Durdurup bilmeden çalışmak. Sabır arada çalışıyoruz yani. Sabır arada çok güzel. Peki Rıza Bey, bizler sizleri tanıyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimiz biraz Rıza Aydın kimdir? Tanıyabilirler mi? Rıza Aydın, 1967 Nevşehir Kozaklı doğumlu, işçi bir babanın çocuğuyum, 5 kardeşin, en küçüğünün bir büyüğüm. Bir tane ablam var, bir tane küçük kardeşim var, doktor, 2 tane de abim var. Babam emekliydi, tarımla uğraşıyordu çoğunlukla, esnaflık da yaptı ama şehirde tanıyordu, tanınan bir sima babam. 1967'de doğmuşum, ilkokul, 27 Mayıs ilkokulu var. 3 sınıflı bir ilkokul. Eskiden öyleydi okullar, 1, 2, 3, 4, 5 diye öğretmen yoktu. 1 ve 2 bir öğretmenimiz ders veriyordu. 2 ile 3'ü bir öğretmenimiz, 5. sınıf bir bazen değişiyordu. Bu okuldan mezun oldum. O zaman okulu bitirdikten sonra öğretmen okulu sınavları vardı. Hayatımda ilk defa testi öğretmen okulu sınavında gördüm ve testin ne olduğunu da bilmiyordum. O öğretmenimiz sağ olsun kopya vererek biz birinci sınavı geçtik. İkinci sınavda Nevşehir, burada öğretmen evi vardır şu yerde. Öğretmen evine geldik ama tabii oradan geçmek kopyayla olmuyor. Burada kazanamadık öğretmen okulunu. Sonra da babam o zaman 12 Eylül döneminin verdiği, daha doğrusu terörün olduğu dönemler, sağ sol olayların olduğu dönemlerde büyük abileri okuyamadığı için okullar tatile çok gidiyor diye bizi İmam Hatip Lisesi'ne yazdırdı ve Mucur İmam Hatip Lisesi'nde başladım ben ilk okumayı. Sonra 4 ay sonra Mucur İmam Hatip Lisesi'nden babamlar Hacı Bektaş İmam Hatip'in Kozaklı'ya naklini sağladılar ve Kozaklı İmam Hatip'te okumaya başladım. Lise 1'e kadar orada okudum. Lise 1'den sonra parasız yatılı olarak Nevşehir İmam Hatip'e geldim ve Nevşehir İmam Hatip'te okudum. Fakir aile çocuğu olmanın sıkıntısı şuydu. Biz tabii hafta sonları memleketimize gidemedik. Hep Nevşehir'in şu gördüğünüz caddelerin her tarafında izin vardır. Çalıştım yani. Su sattık. Ulaşışkı yaptık. Demir sanayideki demircilerin yanında çalıştık. Bunlar elde ettiğimiz paralarla da hırslanıp üniversiteye yoğunlaştık. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandım. Orada da iyi okuyacak durumumuz yoktu. Hiç unutmuyorum. Rahmetli babam Fahrettin Naral var, Profesör Doktor Fahrettin Naral. Hukuk Fakültesinde, Medeni Hukuk Kürsüsü'ndeydi. Onun yanına götürdü bizim köylümüz ve akrabamız. Fahrettin Hoca'nın yanına varıp babam torpil istedi. Yani çocuğuma torpil yaptı. Fahrettin Hoca da halimize baktı, üstümüze, başımıza. Dedi ki, Hacı abi sen buraya kadar gelmişsin, sen oğluna bir takım elbise al dedi. O zaman Kızılay'da, Ankara'da Ulus'ta bit pazarı var. Bit pazarına gidebildik, durumumuz ona müsaitti. Oradan bir takım elbise aldık ve üniversite yıllarını öyle başladık. Ama baktık okumak zor, gittik imamlık sınavına girdim. Yani imamlık mezun olunca şu anda merkez, Nevşehir merkezdeki camilerin birçoğundaki arkadaşlarım benim imam. Onlar benim sınıf arkadaşlarım. Hani Kuzaklı'da da geçerli, orada da imam arkadaşlarımızla beraber okuduğum. Sonuçta biz Ayaş'ın Şeyhler diye bir köyünde imamlığa başladık. 4-5 ay orada imamlık yaptık. Fakat hem üniversite uzak olmamız hem de git gelde sorun yaşamamız, cemaatle namaz kaybetmesi korkusuyla o işi bırakarak okula devam ederken bir vakıfta, Rahmet Kültür Bey'e Dayanışma Vakfı'nda vakfın önce çaycılığında başladık haliyle. Çaycılıktan zamanla yöneticiliğine geldik. Daha sonra Milli Gençlik Vakfı'nın aynı şekilde yönetim kadrolarında görev aldık. Hem Yeni Mahalle Teşkilatı'nın kurumada başkanlık yaptık. Hem de
Ankara İl Başkanlığı'nda şu an eski Mamak Belediye Başkanı Gazi Şahin Bey'in de olduğu, Nevzat Daleli Bey'in de olduğu gruplarla biz MGB'de aktif görev yaptık. Daha sonra fakülteyi, yani hem fakültede okurken evlendik. İkinci sınıfta evlendiğimizde. Ben biraderim burada doktor, ona diyorum ki sen evlenirken senin meslekleriyle evlen dedik ama ben ticari taksiyle ancak düğün yapabildim. Başka araba da yoktu o zaman. Evlendik, hem okul hem de işte çalışmak zorunda kaldık. Yani üç tane işte çalıştığımız günler oldu. Rabbim lütfuyla okulu bitirdik. Daha sonra da Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, o zaman Melih Göçek ve Kazanınca onunla beraber çalıştık. Ankara Raylı Sistemi'de çalıştık. Daha sonra Ankara Terminal'de idareci olarak çalıştık. Daha sonra Ankara'nın asfalt biriminin komple kontrolü bizim sorumluluğumuzda oldu. Daha sonra Ankara'nın kömür işlemleri, kömür dağıtım işlemleri bizim sorumluluğumuzda oldu. Cenab-ı Allah lütfet. Ta ki bu çalışma esnasında Fazilet Partisi'de İl Başkanlığı'nda görev yaptık. Başkan yardımcı görevler yaptık. Daha sonra da Melih Bey Demokrat Parti'de siyaset macerasına gelince biz yolları ayırarak hem belediyeden ayrıldık, kendimize şirket kurduk. Şu anda o şirketle beraber çalışıyoruz. Çoğunluğu yurt dışı olmak üzere ticaret yapıyoruz. Mersin'de şirketimizin merkezi var. Gıda üzerinde çalışıyoruz. Kuru gıda, kaju, badem, ceviz, bunlar serbest bölgede alıyoruz. Çoğunlukla yurt dışına ihracat yapıyoruz. Çok nadir de yurt dışına mal verdiğimiz oluyor. Nevşehir'de de kabak çekirdeği lazım olduğunda buradaki abilerimizden, esnaf abilerimizden kabak çekirdeği alıyoruz. Bir kısmı da Kayseri'den, Develi'den tedarik ediyoruz. Ticaretle iştigal ediyoruz. Bu seçimlerde genel merkezimiz ve il başkanlığımızın onayıyla Kozak ilçe başkanlığımızın da bizi tasvip etmesiyle Kozak'ta belediye başkanı olduk. AK Parti'nin Kozak belediye başkanı. Peki Kozaklı için en büyük hayaliniz nedir? Kozak için çok büyük hayallerimiz var ama tabii küçükken tabii öğrenciyken yokluk günlerimizde şunu düşünüyordum. Diyorum ki Kozaklı'da mesela öğrenciyim, okuduğum okulla evimin arası yaklaşık 1,5-2 kilometre. Sabahleyin çıkıyorsunuz, okula gidiyorsunuz, öğlen oluyor, öğlen yemek arası veriliyor. Yemek yiyecek bir yerimiz yok zaten. Yine aynı 1,5 kilometre yolu devam edip gidiyorduk. Çok nadir birkaç zengin insan çıkarsa orada para veriyordu okuldaki müdür de. Fakir öğrencilere ekmek arası çemen veya ekmek arası bir şey veriyorlardı. En büyük hayalim Kozak'ta fakir insanları omuzlayıp onların okuyamayan çocuklarını okutmak ve Kozak'ta fakir insanları bırakmak. En büyük hayallerim bu. O zaman şu anki gençlerle aranızın çok çok iyi ve samimi olma sebebi budur diyebilir miyiz? Benim için gençler önemli çünkü istikbalimiz gençlerle ve gençlere sahip olmayan bir millet batar. Ben gençleri seviyorum, onlar için değişik projeler yapıyorum ve gençlerle oturup saatlerce sohbetler ediyoruz. Ve hayalleri benim için çok önemli. Tabii ki gençler benim hedeflerim arasında, en büyük hedefim o. Bir sebebi de şu, Kozaklı çok göç veren bir ilçe. Maalesef Kozaklı'da benim gibi nasıl ben daha sonra memlekete dönemediysem Kozaklı'da babasının eğer büyük bir tesisi, işletmesi veya tarlası yoksa o aile orada bir tane adam zor zor bırakıyor, geriye kalan ya Nevşehir ya Kayseri ya da diğer illere giderek o şehri terk ediyor. Kozaklı terk edilmesin diye genç nüfusu tutabilmek için Kozaklı'nın gençleri benim için önemli. Rıza Bey, birçok projeleriniz var illaki evet. Kozaklı için. Ama bunlardan seçildiğiniz takdirde ilk bir yıl içerisinde gerçekleştireceğiniz en büyük proje hangisi? Şimdi Kozaklı'nın sorunları var. Projeler o sorunlara göre üretiliyor biliyorsunuz. Yani ben Kozaklı'da bir mahalleye gittiğimde oradakiler dedi ki sizin gibi bize bir projeni söyle. Dedim ki sizin bulunduğunuz mahalleye bir helikopter pisti yapacağım. Dediler ki ne alakası var? Baktım gördünüz mü? Bu da bir proje. Helikopter pisti yapıp, buraya uçak pisti yapıp, havaalanında yapabiliriz ama şehre hitap etmiyor. Şimdi şehre hitap eden proje, şehrin ihtiyaçları karşılanması lazım. Kozaklı'nın son 2 yıldaki en büyük sıkıntısı ısınma sorunu. Kozaklı'da doğalgaz gelmemiş. Nevşehir'in bütün ilçelerinde doğalgaz var ama Kozaklı'da yok. Neden gelmemiş? Kozaklı kendi sıcak suyla
jeotermal ısınma tesisi oluşturmuş. Biz bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Bey'le çalıştığımız dönemlerde Afyon'da uyguladık. Buksa şirketimiz Afyon'un Afşet'ini kurdu ve oradaki doğal ısınma sistemini oluşturmuştu. Aynısını kopyalamış Kozaklı ilçenin zaman içerisinde ve Kozaklı'yı bununla ısıtmayı planlamış ama planlamanın yaptığı sayının üstünde binalar oluşmaya başladığı için ve bir takım teknik sorunlar sebebiyle 2 yıldır Kozaklı'da iki kış döneminde Kozaklı'da çok büyük oranda vatandaşlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki evlerimiz ılıyor ama ısınmıyor. Bu hem belediye açısından bize dönen bir şikayet hem vatandaş açısından bize dönen şikayet. Bu bizim birinci derece projemiz olmuş. Demişiz ki biz Kozaklı'yı ne edeceğiz? Edeceğiz. Bir şekilde sıcak suyla ısınma problemini çözeceğiz. Ama eğer ki bizim sıcak suyumuzun yetersiz olma ihtimali varsa ki, çünkü biz bununla ilgili tam bir bilgiye sahip değiliz. Neden? Denilen şey şu ki, il özel idaresi sıcak suyu sondalarla alıyor, bir havuza alıyor. Havuzda sıcak su 3'e bölünüyor. Bir tanesini seracılara veriyorlar, sera. İkincisini şehrin kaplıcalarına veriyorlar, kaplıca ısınması. Üçüncüsü de şehrin jeotermal ısınma sistemine veriyorlar. Bunun başka bir çözümü var mı? Yok. Onların anlattığına göre. Biz dedik Kozaklı'nın ısınmasının merkezi diyelim ki şu bölgede sıcak su var Kaplıca'nın olduğu yer. Şehrin bu bölgesinden buradan pompalarla sıcak su uzattığınızda ilk çıkıştaki borunun çapının 1 metre olması lazım ki ya da 60 santim olması lazım ki en sonuna ulaştığında devre daim ve tazyik sistemi oluşabilsin. Bu sıkıntı oluşunca mevcut belediye başkanımız ve daha önceki ekipler ada sistemine dönmüşler. Çünkü o şekilde ulaştırmak zor oluyor. Adalar ısıtarak adalardan dağıtım sistemi oluşmuş. Ve Kozaklı'nın Kozaklı Mahallesi'nin bulunduğu tarafıyla Bağlıca'nın üst tarafındaki bölgelerde ısınma sıkıntıları oluşmuş. Aşağı taraftaki Hamamorta'nın bulunduğu bölgelerde ısınma sıkıntıları oluşmuş. Biz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da KASKİ Genel Müdürlüğü arkadaşımızı çağırdık. Dedik ya biz Kozaklı'da bu sorunu nasıl çözebiliriz? Onlar da dedi ki Kozaklı'da değil de biz Kayseri'de su sorununu şöyle çözdük. Bir İspanyol firmasıyla anlaştık. Bu firmanın uyduları var. Bu uydular geliyor Kayseri'nin lokal bölgelerini harita haline getiriyor. Yerin altındaki suyun debisine kadar ölçebiliyor. Bakın bunun bir örneğini size getirdim şu anda. Bakın burada bu mavi çizgiler ırmak şeklinde gördüğünüz gibi. Burada yazıyor, diyor ki 210 metre derinliğinde 10 litre bölü saniye dakikada 720 ton su akıyor buradan. Burada aynı ırmağın başka bir şekli 260 metre derinliğinde 17 litre bölü saniye 1200 ton dakikada. Şimdi siz bunu Kozaklı'da uyguladığınızda Kozaklı'nın hem bu şekilde mavi akanı içme suyu kırmızı akıyorsa jeotermal veya sera veya diğerleri için kullanacağınız kaplıca suyunu tespit etme durumu olacak. Dolayısıyla biz bu bölümü arkadaşla konuştuk. O dedi ki eğer siz Kozaklı ile ilgili bir proje yapmamızı isterseniz biz ilgili firmaya deriz ki Kozaklı'ya da pilot proje uygulaması yapacağız. Kozaklı bölgesinde haritasını alırız. Biz onlarla anlaşma yaptığımız için ek bir ücret veririz. Kozaklı'da su kaynağının derinliğine kadar ve tonajına kadar tespit ederiz. İşte bu durumda Kozaklı'da hem seracılar daha fazla sera yapma imkanı oluşur, hem kaplıcadaki insanlar suyunun kaybolmadığını gördükleri için kaplıca imkanlar artar, hem de ısınmayla ilgili şehrin değişik noktalarına uğrayacağımız kuyular da daha güçlü bir şekilde ısınmayı sağlarız. Diyelim ki ısınmayı bu şekilde sağlayamadık Kozaklı'da, gerçekten bu oranda sıcak su yok, az bir su var. Hem seracılara vermememiz lazım, hem de ısınmada bu kadar elimizde nihai itibariyle. Bu sebeple dedik ki Kozaklı'ya neden doğalgaz gelmesin? Çünkü şu anda Kozaklı'nın otellerinin bütün mutfakları doğalgaz değil, LNG dediğimiz dökme gazla kullanıyorlar. Diğer spor salonumuz aynı şekilde kullanıyor. Hastanemiz açılacak, oranın altyapısına bu lazım. Jandarma kuruldu, oraya bu lazım. Seralarımız da bu ısınma sisteminde herhangi bir problem olursa o kadar ürünü yok etmeyelim diye kendileri LNG dökme gazı uygulamış durumdalar. Biz ilgili ve yetkililerle görüştük
Kozaklı'nın 2028'de planlanan, 2028'den sonra planlanan doğal gaz sistemini daha erkene aldık. Bu konuda il başkanımız ve milletvekillerimiz çok üstün gayret sarf ettiler. 2025 yılında inşallah Kozaklı'mıza doğal gaz gelecek. Doğal gaz gelirse, biraz önce ada sistemi demiştim. Eğer ki elimizdeki sisteme herhangi bir ek bir şey yapamazsak, adalardaki ılık suları kalorifer sistemlerini artırarak, kombi sisteminde düşünün 40 derece geliyor adaya. Biz bunu 80 derece çıkartarak adaları ısıtacağız ve Kozaklı'nın 1000 derece ısınma problemini çözeceğiz. Artı doğalgazı da getirdiğimiz için Kozaklı'da sanayi gelişecek ve sanayiyle birlikte Kozaklı'nın hem nüfusu artacak hem de istihdam oranları artacak. Birinci projemiz bu. O zaman buradan ekran başındaki Kozaklı'lı seçmenlerimize şunu diyebiliriz. Beni seçerseniz ısınırsınız. Tabii. Hem ısınırsınız hem de doğalgaz gelecekçe sanayi artar. Sanayinin getireceği iş imkanlarıyla Kozaklı'nın ekonomisi yukarıya doğru çıkar. Çok güzel. Peki ilçenin turizm potansiyelini artırmak için bir planımız var mı? Şimdi bizim Kozaklı'da şöyle bir olay var. Kozaklı'da marka değeri olan bir otel yok. Yani yerel insanların oluşturduğu moteller ve orta seviyede oteller mevcut. Bir Afyon, bir Kızılcahamam olmamız için hiçbir eksiğimiz yok. Sadece müteşebbis konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili bölgedeki konak sahipleri, oteller ve pansiyonlarla toplantılar yaptık, onlarla görüştük. Onların istediği şey şuydu ki Kozaklı'ya turist, yerli turist zaten gelip turizmle ilgili bir çalışma yapalım. Ben uluslararası ticaret yaptığım için ilk bazda uluslararası düşündüm. Nasıl ederiz ki uluslararası bir turist bu bölgeye getirebiliriz diye. Daha 3 gün önce İstanbul'da bir Katarlı bir grupla bağlantı olan bir iş adamı arkadaşımla oturdum konuştum. Dediler ki Katar firması sağlık turizmi için çok büyük finans imkanları sunuyor. Kozaklı'nın şu anda büyük bir imkanı var turizm, dışarıdan gelecek turizmle ilgili bir eylem yapabilmesi için. Ama bu yurt dışı turizmle olacak bir şey değil. Yurt içi turizmi değerlendirmemiz lazım. Yani Katar'ı bir tarafa yazdım duruyor. O kaynımızda duruyor Katar'ın sağlık turizmiyle ilgili. Bizim zaten orada fizik tedavi merkezimiz var. Evet. Bu fizik tedavi merkezimiz yerli turisti getiriyor. Bu yerli turistin yanında sağlık için gelen, kaplıcalara gelen turistlerimiz var. Bunlar da orta seviyede turistler geliyor. Yani yeni ve daha yukarısı turistlerimiz o bölgeye gelmiyor. Bunu şu şekilde artırabiliriz diye değerlendirelim. Şu anda devletimizin kurumları var. Bunlar belirli aşamalarda Antalya ve diğer yerlerde kamplar oluşturuyorlar. Eğitim seminerleri düzenliyorlar, konferanslar düzenliyorlar. Biz bunu Kozaklı'ya kış mevsiminde neden yapmayalım? Yaz mevsiminde Antalya bölgesinde olabilir ama kış mevsimi için Kozaklı kaplıcalarının bulunduğu yerleri değerlendirelim dedik. Bununla ilgili hem sendikaları hem devletin değişik kurumlarıyla irtibat haline geçtik inşallah. Bu şekilde o bölgede turisti artıracağız. Ayrıca bölgede karavan kampı oluşturalım diye bir yer düşündük. Neden? Çünkü bazı insanlar geliyorlar, diyorlar ki bizim Kozaklı'da doğal hayatın içinde yaşayarak da kaplıcayı kullanmak istiyoruz diyorlar. Bununla ilgili çalışmalarımızda bu karavan bölgesini oluşturup hem o bölgedeki yerel insanların pazar açıp insanlara bir şey satabileceği yer olsun hem de bu insanlar otellerin pahalı imkanları var, biz daha ekonomik yaşıyoruz deklerse onlar karavan parkının olduğu yerde yaşatarak turizmi canlandırmak istiyoruz. Evet, ben de tam bu karavan park ve kamp alanlarıyla alakalı bir soru soracaktım. İhtiyaç duyuluyor mu diye duyuluyormuş zaten. Peki yapılabilme olasılığı yüksek mi? Tabii ki yüksek. Çünkü bizim Kaplıca bölgesini eğer siz gezip görürseniz Kaplıca'nın orada yukarı tepede bir vericilerin olduğu bir bölge var. O bölgenin bulunduğu alan zaten ormanlık alana çevrilmiş durumda ve bir kısım ağaçlar zaten oluşmuş durumda. Biz oranın ara yollarını yaparak o bölgelere, orman olmayan bölgelere, ağaçlandırmayan bölgelere karavanların çekilmesini sağlayacağız. Diğer yerlere de kamp alanları kullanabileceği bir ortam oluşturacağız. Onlar otel bölgelerine çok yakın, insanlar yürüyelim. Orada otellere de ulaşabilirler, daha bir mekanlar var yani. Diğer müsait. Peki Rıza Bey, belediye hamamı... Evet. Yeriniz var. Şu an ne durumda? Şu anda belediyemizin daha önce bir hamamı vardı. Daha doğrusu iki tane hamam var belediyemizin. Şimdi burada resimler var, burada göstereyim.
Bu hamamın bir tanesi şu anda Kaplıca bölgesi dediğimiz yerde, bir tanesi de şehrin içinden aşağı doğru, Kozoğlu Türbesi'nin aşağı doğru inen yerde bir yer var. Orası çok eskimiş durumda. Şu anda bir müteşebbiste kirada duruyor. Öbür taraftaki yer de eskimiş durumdaydı. Mevcut belediye başkanımız orasını yıktı ve yeni bir hamam projesi oluşturdu. Şu anda projesi hazır bir yerimiz var zaten. Sadece eğer biz seçilirsek var olan projeyi ilgilerle imzalayacağız. İnşallah daha modern, sadece hamam değil, spa merkezi oluşan, buhar bölgesi oluşan, masajları ve masajörleri oluşan ve geri geldiğinde insanların dinlenip restoranlar, yani restoran ve kafe ihtiyacını karşılayacağı dinlenme mekanlarının olduğu bir kompleks halinde yapacağız o bölgeye. Sadece hamam diye düşünmeyin. Peki bu yapıldığı zaman otel sahipleri bir tepki gösterme durumları olabilir mi? Çünkü otellerde de olabiliyor. Hamamdır, spadır, sauna, masajdır. Şimdi bunu zaten biz Kozaklı halk için düşünüyoruz. Şu anda otellerimiz Kozaklı'da günübirlik bir şekilde misafir kabul etmiyor. Çok nadir oteller 2 saatlik, 3 saatlik, 3 saatlik havuzlarınıza girmenize müsaade veriyor. O da müşteriler yoğun değilse. Ama Kozaklı insan hamama alışmış daha önce var. Dolayısıyla yerel, hatta biz onun için şöyle bir proje daha ekledik. Dedik ki Kozaklı kart diye bir kart oluşturacağız. Bu Kozaklı kart sahipleri buralarda daha ekonomik giriş yapacaklar, daha ekonomik imkan tutacaklar. Nasıl diğer oteller müşterileri olmadığı vakit bizi alıyorsa, dışarıdan gelen insanlar buraya girmek isteyeceğiz. Kozaklı kartınız varsa öncelik sahibisiniz. O şekilde planlayacağız yani. Kozaklılara has bir yer olacak orası. Çok güzel. Peki ekran başındaki izleyicilerimize diğer projelerinizden bahsetmek ister misiniz? Şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız var. Kozaklı'da şu anda en çok bizim vatandaşların şikayet ettiği şey su faturaları yüksek. Çok fazla su faturası ödüyoruz. Neredeyse büyük şehirlerle aynı oranda diye. Bunu hem bu projeyle bağlantı yapacağım. Bakın bu projede suyun bizim Kozaklı'nın burada olduğunu varsayalım. Ya da şurada olduğunu varsayalım. Biz kuyuyu buraya vurmuşuz. Ta buradan buraya bir boru uzatıyoruz ve burayı su getiriyoruz. Şimdi biz bu suyu buraya getirirken haliyle hem yüksek oranda bir enerji harcıyoruz, elektrik enerjisi gerekiyor. Hem de masraflı ve maliyeti, bu maliyetleri de haklı olarak vatandaşlara yansıtıyoruz. Şimdi eğer biz suyun nereden olduğunu tam tespit ettiğimizde daha yakın bir yere kuyu vuracağız. O kuyu da daha ucuz şekilde suyun maliyetini düşüreceğiz. Onunla da yetinmedik. Dedi ki suyun maliyeti ne olabilir? Enerji maliyeti olabilir. Şu anda Kozaklı Belediyesi'nin planlamış olduğu ikinci, hastane dışında ikinci bir proje daha var. Öncelikle yapacağımız. O da GES projesi şurada gördüğünüz gibi. Diyoruz ki güneş enerjisi sistemiyle biz Kozaklı Belediyesi'nin güneş elektrik enerjisini bedavaya getireceğiz. Eğer elektrik enerjisi bedavaya gelirse hem su ve diğer yerlerde kullandığımız enerjiler ucuzlamış veya bedavaya gelmiş olur. Dolayısıyla bu hem suya yansıyacak hem de insanların ceplerine yansımış olacak. Ayrıca bizim için en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de şu. Kozaklı'da suyumuzu arıtmadığımız için insanlar şu anda damacanayla su alıyorlar. Damacanayla su aldığın zaman insan pahalıya içiyor. Bir, ikincisi damacana suları kanserojen özelliği var. Artık bu her tarafta anlatılıyor. Diyorlar ki plastiği siz güneşle temas halinde tutarsanız o sıkıntı oluşabiliyor. Biz bunu Çevre Şehircilik Bakanlığımızla diyalog halindeyiz. Kozaklı'da arıtma tesisi yapacağız. Yani biraz önceki projenin üçlüsünün ayağı bu. Arıtma tesisi yapacağız. Önce var olan sularımızı arıtacağız, içilebilir hale getireceğiz. Musluğu açtığı zaman insanlar, Kozaklı vatandaşımız suyu temiz bir şekilde içecek. Ayrıca o tarım arazisine gönderdiğimiz kanalizasyonlar da kirli olduğu için atığı da temizleyecek bir altyapı oluşturacağız. Kozaklı hem suyunu temiz içecek hem çevresini kirletmeyecek, temiz bir şekilde ulaşacak. İkinci projede Kozaklı'da biraz önce gençlere anlattık. Kozaklı'da gençleri tutabilmek için elimizden gelen her şeyi yapalım. Ama Kozaklı'da yaşlı bir nüfus var. Kozaklı'da yaşlı nüfusun en büyük sıkıntısı şu. Çocukları büyük şehirlere gitmişler, evlerinde yapayalnız yaşıyorlar. Ya anne kocasını kaybetmiş, ya baba anneyi kaybetmiş, tek başına yaşıyor. Bir süre sonra da bakıma ihtiyaç oluyor.
veya en aşağısından bakıma ihtiyacı olmasa da evinde çorbasını kaynatacak birisi lazım, elbisesini ütüleyecek birisi lazım. Yani bir evde birisi lazım. Evde bir nefes evet. diyorlar. Biz diyoruz ki yaşlı bakım evi, huzur evi ve engelli bakım evi. Bakın engelli bakım evini ben daha önce projenin içine koymamıştım. Bu seçim gezisinde bir anne bana dedi ki evladım dedi şu gördüğün çocuk benim çocuğum. Engelli evde duruyor. Ben bu çocuğumu bir saat bir yere bırakabilsem dedi bir saat. Banyo yapamıyorum. Yani cenaze var komşumun onun yanına gidemiyorum. Geçen hastalandım. Hastanede eşimle bu yan yana kaldı ama yoğun bakıma gelmek için çocuk anneye alışınca sıkıntı yaşadım. Lütfen dedi siz engellileri de en az birkaç saat olsa tutabileceğiz merkeze yapar mısınız dedi. Biz de dedik ki yaşlı bakım evinde yaşlılara bakım yapacağız. Çünkü bazı yaşlılar artık başkasının bakımına ihtiyacı var. Huzur evinde de ailede herhangi birisi öldü de yalnız başına evde yaşıyorsa o anne veya babaya iki kişilik odalar vereceğiz. Onlar gelecekler huzurlu bir şekilde orada yaşayacaklar. Bütün ihtiyaçlar onlar karşılayacak. Şehre çıkıp bunlar gezebilecekler, komşularını ziyaret edebilecekler. Üçüncüsü de annelerin evde bakmakla yükümlü olduğu engelliler varsa onları en az bir gün, iki gün, gerektiğinde birkaç gün orada misafir edecek bir sosyal tesis planlıyoruz. İnşallah biz onu en kısa dönemde hayata geçireceğiz. Herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacak değil mi? Bununla ilgili şöyle düşündük. Dedik ki bunun engellilerle ilgili olan bölümde ücret almayacağız. Yaşlı bakımla da ilgili bir ücret almayacağız. Ama huzur evindekilerle şöyle değerlendirdik. Bunun eğer bir geliri varsa, ekonomik bir geliri varsa o zaten genelde hep öyle uygulanıyor. Geliri oraya veriyorlar. Onun karşılığında o bakım yapıyor. Ama herhangi bir gelir yoksa tabii ki ücret almayacağız. Tam tersi onlara bakacağız, yardımcı olacağız. Çok güzel. Sokak hayvanları ile alakalı. Kozaklı'da en büyük problemlerden bir tanesi de bu. Ben tabii bunu sadece resmini göstereyim. Bununla ilgili hayvan barınağı ve sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili çok büyük bir talep var. Nereye gittiysek, özellikle okullara gittiğimizde öğretmen hanımlar, evlere gittiğimizde anneler, öğretmen hanımlar şunu diyorlar. Diyorlar ki çocuklara zarar verecek şekilde sokak hayvanları var. Çünkü sabahleyin erken çocuklar okula giderken sürü halinde bu hayvanlar, çocuklar korkunca saldırıyorlar. Evlerde de anneler aynı tedirginlikte. Bir ikinci grup var, onlar da diyorlar ki sokak hayvanlarına bakım yapalım, biz de destek olalım. Bu iki gruba da önerimiz şu, evet diyoruz biz bunu yapalım. Birinci olarak, belediye olarak bir imkan sunalım. Bir de vakıf veya dernek oluşturalım. Zaten var olan derneğimiz varsa onlara hale getirelim. Çünkü sevmeyen insan sokak hayvanına yaklaşırken onu dövmek için, kovmak için veya oradan kovalamak için yaklaşıyor. Seven insan onu varsa bir hastalığı tedavi için bize bildirecek. Biz onu alacağız, götüreceğiz, tedavi edeceğiz. Zaten onunla ilgili yasalar, belediyeler görev veriyor. Belediyeler arıyorlar. Sanırım Avanus bölgede bir hayvan barınağı var. İnşallah biz onu Kozaklı bölgesine de yapacağız. Hayvan barınağına götürüyorlar. Orada hayvanı 15 günden fazla tutamıyorsunuz. Neden? Onlar da canlı, doğadan ayrılmamanız gerekiyor. Hayvanı alıyorsunuz, tedavi ediyorsunuz, kulağına çip takıyorsunuz, kısırlaştırma işlemi yapıyorsunuz ve aldığınız bölgeye yerleştiriyorsunuz. Aynı hayvan yemek yemesi lazım. Bu sefer diyoruz ki derneğimiz devreye girsin, bu hayvanlar için belediyemiz de imkan versin ve bunlara bakım yapalım diyoruz. Onun için çalışmamız var yani. Çok güzel. İnşallah bütün projelerinizi tamamlarsınız ve gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Son değil de şöyle diyorum, biz Kozaklı halkına diyoruz ki Kozaklı iktidarın imkanlarıyla Kozaklı olabildi. Çünkü daha önceki dönemlerde belediye başkanlarımız iktidar partisinden değil, değişik partilerden seçiliyordu. Herkes de biliyor ki iktidar partisinde olan yerde imkan daha fazla oluyor. Kozaklı Akif Başkan döneminde iktidar partisinin imkanlarını değerlendirdi. Erdoğan Çelik Başkan döneminde iktidar partisinin imkanlarını değerlendirdi. İnşallah bu dönemde de biz gelirsek iktidar imkanlarıyla kendi bilgi becerimi, tecrübemizi Kozaklı'ya yansıtacağız. Kozaklı Anadolu'nun merkezine yıldız bir ilçe olacak. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdığınızı, ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, evet bugün de AK Parti Kozaklı Belediye Başkan Adayı Rıza Aydın bizlerle beraberdi. Rıza Bey projelerinden bahsetti, hayallerinden bahsetti ve başkan seçileceği takdirde siz Kozaklı halkına neler yapabileceğinden bahsetti. Umarım istediği gibi olur, hayalleri gerçek olur. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hoşça kalın.